Türkiye'de de ilk günüm, yorgunum. Babamla bir şey yiyip eve döneceğiz. Kuzey'i ilk orada gördüm. Sabah da fırının açılışı vardı. Handan teyze, Sami amca, Güney hepsini gördüm. Ama bir Kuzey'i görmemiştim. Sen neredeydin? Siz Kuzey Tekinoğlu, Simay Canay'ı. Evet. Simay Canay'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Koşturuyorduk öyle. Sonra ne zaman gördün ilk? Sen bilmiyor muydun bu hikayeyi? İlk defa dinleyeceğim. Sonra babamla çorba içmeye karar verdik. Giderken fırının orada bir baktım. Biri bağlama çalıyor. Sesi yürüdüm resmen. Elinde bağlama. Hem çalıyor hem söylüyor. O kadar güzel söylüyor ki. Kapının önünde kaldım. Hani muhlandın derler ya. Bağlamayı yeniden bırakınca kendime geldim. Kapının önünde kaldım, o zaman fark ettim. Sonra Cemre beni fark etti. İçeri girdik, tanıştık. Vay be. Sende ne marifetler varmış Tekinoğlu. Türkü'de çığırıyormuş da hiç haberimiz yok. Cık, yap be. 40 yılda bir. Sen türkü falan söylediğine göre bağlaman var mı bari? Var. Var. Ha. Cemre almıştı değil mi? Bu gece bize çalarsın diye babandan istedim. Ama artık evin neresine koyduysan hiçbir yerde bulamadık. Bağlamanı bulamamış Zeynep. Bu akşam benimkinden idare edeceğiz. Ya Tüncel, dayı sen bunlara mı uyuyorsun? Ne yaptın ya? Gözünü seveyim. Ya iki tıngırdat da kulaklarımızın pası silinsin. Yok ya, bugün canım istemiyor. Gerçekten keyfim yok. Kuzey lütfen. Hadi be oğlum, kırma kalbimizi hadi. Çal minicik bir şey. Hadi. Başka zaman be dayı. Bu gece bizim için çal.
Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu sana da. Olur mu hiç öyle şey ya? Asıl ben sana teşekkür ederim. Bugün bana verilebilecek en güzel hediyeyi verdin. Sazı geçebildim mi? Hadi gir içeri. Hava soğuk. Zeynep. Hadi hava soğuk, gir içeri. Üşütme. Seni çok özledim. Zeynep bizden geçti. Biz seninle hiçbir zaman biz olamadık ki. Bu saatten sonra hiç olamayız. Bizim seninle çok güzel bir birlikteliğimiz olabilirdi. Çok sağlam bir ilişkimiz de olabilirdi. Makarın açılışında yalan değil diye söyleyen adam sen değil miydin? Bendim, evet. Evet, bendim. Yani bütün... bütün gerçekliğimle, bütün samimiyetimden sana konuşuyorum. Yani ben... çok isterdim böyle olmasını. Çok isterdim bir şeyler yaşamak, çok isterdim... gerçekten çok isterdim ama... yani gördün... Zeynep, gördün yani, çabaladım. Başarmaya çalıştım ama... Cemre yüzünden. Hepimize haksızlık olur. Senin... arkadaşların da benim için çok kıymetli. O zaman arkadaşın olarak söylüyorum. Gerçekleri gör lütfen. Sen Cemre'ye sadık kalmaya çalışıyorsun ama... o gitti, evlendi. Evlenmeseydi de bir şey değişmezdi. Yani sen hep böyle mi yaşayacaksın? Hiçbir zaman sevgilin olmayacak mı senin? Zaten kalbimde biri var diyorsun. İyi geceler. Sana da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.